Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi ben iki renk olarak çalıştım sizler her sırada farklı renkte kullanabilirsiniz iki ya da daha fazla renklerle de çalışabilirsiniz Modelimizi çocuklara, bebeklere ve yetişkinlere uygulayabiliriz. Örgüye yeni başlayanlar dahil olmak üzere bu çalışmamızı çok rahatlıkla yapabilirler. Ters düz örgüyü bilen herkes bu çalışmayı rahatlıkla yapacaktır. Yelekler, bluzlar, bebe takımları gayet hoş olacaktır. Erkek kıyafetlerine de uygun renklerle çok şık olacak modelimizin. Bir de şöyle çeviriyorum arkasına bakıyorum. Bakınız dümdüz hiç farklı bir işlem yok. Dümdüz örgü ön tarafta sadece bir sıra haroşa sıramızı görüyoruz. Beyazlarımızı ve mavilerimizi görüyoruz. Bu da örmediğimiz ilmeklerimiz oluyor. 3 ve katlarıyla örüyoruz. Fazla ilmeğe gerek yok. 3 ve katlarıyla aldığımız zaman ilmeğimizi modelimiz tam olarak oturacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için küçük bir parça ip topladım ve ikinci rengimi bağladım şöyle yaklaştırıyorum pembemizde hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz 3 numaralı şiş kullandım birinci ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm birinci ilmeğim de dahil sıradaki ilmeğimi ipim arkada örmeden şişime takıyorum tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ipim arkada şişime örmeden geçiriyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki ilmeğimi ipim arkada örmeden şişime takıyorum. Tekrar 1 2 3. Sıradaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz örerek tamamlıyorum ve modelimizin ilk sırasını bu şekilde korumuş oluyoruz. 3 tane pembemiz bir örmeden aldım. 3 tane pembe bir örmeden şekliyle birinci sıramız tamamlandı. Modelimizin ikinci sırasını ve arkayı çeviriyoruz. Arkada ters örgümüzü örüyoruz örmeden aldığımız ilmekleri ise yine şişimize örmeden geçiriyoruz birinci ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum pembelerimi ters örüyorum gri ipimi ipimi pembe rengimi öne alıyorum şişimi geçiriyorum örmeden griyi tekrar 1 2 3 pembemi örüyorum İpimi kendimden tarafa alıyorum kriğimi örmeden yine şişime geçiriyorum tekrar pembelerimi birer birer örüyorum gri rengimizi örmeden kendimizden tarafa ipimizi alarak geçiriyoruz yani örgünün ön yüzüne bu iplerin uzatılmasını geçirmiyoruz tekrar 3 tane ilmeğimizi örüyoruz bir ilmeğimi örmeden aldım 3 tane kenar ilmeğimi yani kenardaki pembelerimi örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Tekrar pembemizle örüyoruz ve modelimizin ön yüzünde 3. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ile 3'ü örüyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Zil sesini de aktif ettiğiniz zaman çalışmalarımızdan hemen haberdar olup bizlerle birlikte öreceksiniz inşallah. Evet şimdi griyi de örmeden alıyorum ipim yine arkada sadece pembelerimizi örüyoruz bu üçüncü sıramızda. Griyimi aldım ipimin uzantısı arka tarafta. Tekrar örmeden gri rengimi aldım. 1, 2, 3, son 3 ilmeğimi de örüyorum. Bu Modelimizde yapmış olduğumuz işlemleri ön yüzden şöyle bakalım. Üçüncü sıramızı tamamladık. Örgümüzün arkasını ve dördüncü sıramızı örmek için çeviriyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi arka yönde düz olarak örüyoruz. Ön tarafa haroşa düşmesini sağlıyoruz. Ters deyiz Bakınız ters örgümüz fakat hepsini düz örgü olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ve örmeden aldığımız 3 sıradaki griğimizi de bu sıramızda örüyoruz. Bütün ilmekler bu sırada tamamen örülecek ve düz örülecek. Tek püf noktası burası. Başka hiçbir zor yanı yok. Burası da zaten zor değil. Gayet basit bir çalışma. Görünüşü de basitliğine oranla çok çok şık aslında. Son ilmeğimi de örüyorum. Arkayı görüyoruz. Hemen önümü çeviriyorum. Bakın bir de haroşamız oldu. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Modelimizi kaydırmak için şöyle ortalardaki bakınız tam ortadaki Ilmeklerimizi bu kez örmeden alacağız, diğerlerini öreceğiz. Şimdi ayarlamamız birlikte çalışalım. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Şöyle pembemi de sakıştırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın bir aşağıda aldığım ilmek burasının tam ortasına gelecek bakın. 1 2 3 3 tane düzümü ördüm. Pembemi örmeden alıyorum. İpim arkada. Tekrar 1 2 bakın diğer uzatam ilmeğim ikinci ve 3. Örmeden alıyorum. İpim arkada. 1 2 3. Örmeden alıyorum. İpim arkada. 1 2 3. Ön yüzden düz olarak ördük ve sondan bir önceki ilmeği örmeden şişime takıyorum son ilmeğimi örüyorum modelimizi kaydırarak yeniden başlattık şimdi arkayı çeviriyorum örmediğim ilmeklerimi yine örmüyorum ikinci sıramızı ve bütün ilmeklerimizi ters örüyorum pembemi örmemiştim yine örmeden şişimi aktarıyorum grimin üçünü ters örüyorum pembemi şişimi örmeden aktarıyorum 3 tane tersim örüyorum pembe rengimizi takıyorum 2 ve 3 pembemizi alıyoruz ikinci sıramızın da sonuna geldik arka yönden ördük şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve üçüncü sıramızdayız ne kadar tatlı oldu bakın kırmızı rengimle devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğim olduğu için buradan pembemizi yine ipimiz arkada örmeden takıyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Yine pembemi şişime geçiriyorum. İpim arkada. 3 tane düzümü ön yüzden örüyorum. Pembemi takıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Pembemi örmeden alıyorum. Pembemizi yine örmeden şişimize geçiriyoruz. Son ilmeğimizi örüyoruz. Örgümüzün 3. sırası da bu şekilde tamamlandı. 4. ve son sıramıza geldik. Sadece burada işlem yapıyorduk. Ters örgümüzün bulunduğu yerden düz örgü örüp ön tarafa haroşa bir diş haroşamızı düşürüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün renklerimizi örüyoruz. Düze çeviriyoruz bakınız. Pembemi düz olarak ördüm. Griğimi düze çeviriyorum. Pembemi ilk defa burada düze çevirerek örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düze çevirelim. hiç örülmedik ilmek kalmayacak hepsini öreceğiz Evet dördüncü sıramızı da ters yönden düz olarak ördüm ve öne bir diş haroşayı düşürdüm bu iki kurulum üzerine modelimizi ilerleteceğiz şimdi sıra pembenin kurulumundaydı daha sonra bitince yine griyi kurduğumuz gibi kurarak istediğimiz yerlerde bu güzel modelimizi kullanabiliriz Modelimizi sizlerle beraber kurduk. Umarım sizler de beğenir ve bu modelimizi çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.